Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men vela. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allahümme allimna ma yenfa'una ve allimna ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilma. Allahümme la sehle illa ma ceal'tehu sehle ve inşehte ceal'tel hazne sehlen bi kudretike ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Biz şimdi muallifine hamdü senalarını okuduk. Amma ba'd degan sözü ekledik. Amma ba'd. Bolilerde kitap bolsa amma ba'd degan sözünü bizde nuskamızda törbürçe kavusunu içi yap koygen adette muhakkikler yani kitabını neşr kılıyorkenler törbürçe kavus koysa kaysi metinge kaysi sözge o şer asli kol yazmadan bulmayız. Kol yazmadan bulmayanlarsa öyle ki şu sözü koyuş gereği idi deb bilsa shuna qavsiy qo'yib qo'yishadi. Bizning nusxada ammo ba'dda shuna qilib qo'yibdi. Fa inna Alloh subhanahu va taolo ammo ba'd degani ammo ba'd alhamdi va sanoi degan ma'noda ke ba'd alhamdi va salati degani. Ya'ni hamd sanodan keyin xulosa kalom deb turib keyin gapga kirishadi. Fa inna Alloh subhanahu va taolo manna ala hadhihi al-ummati زادها الله تعالى شرفا بالدين الذي ارتضاه دين الإسلام الله سبحانه وتعالى bu ümmetke onun şerefini ziyade kısın diye dua koyabilir. Demek bundan biz düşünemiz ki halkımızı yeslesigen, yurtumuzu yeslesigen ya ki Mekke-i Mukarreme'ye okşayan İslam mukaddesatlarını yeslesigen ümmetimizi eslesigem hakkıya dua koyuşumuz yakışık olur. Mekke'de hem daim ulamalar Mekke'tu şarrafahallah. Peki zâdehallahu şarafen. Allah şarafını, ululigini, mukaddesligini ziyade kısın. Mekke'ye mükerreme dip durup kengen başlayın. Bu kişi hem ümmetine hakkıya dua koyabilirler. Bizden demek şunu organizmimiz gerek. Allah Ta'ala bu ümmetke Allah onu şarafını ziyade kılsın. Özü razı bulgen din, İslam dini bilen merhamet kursetti. Demek Allah razı bulgen din fakat İslam. İnne dine indillahil İslam ayet-i kerimede Allah'ın huzurunda din fakat İslam'dır. Ötken ki derste hem etkenimizdeki İslam dini Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam geçen nazil bulgen Allah Teala'nın semavi yegane dinidir. Allah ondan başka dinlerge razı bulmaydı. Ana özü razı bulgen dinini, bendeler için razı bulgen dinini, yani İslam dinini Allah Teala bu ümmetke verip, bu ümmet kaysa ümmet? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetleri. Geberip onlarca lütf görsetti. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetleri degende ümmet sözü de, ümmet iki kısım var. Ümmeti icabet, ümmeti davet. Davet ümmeti var, icabet ümmeti var. Davet ümmeti degen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı daveti karetilgen başka insanlar. Bu insu cinni hemmesini öz cihali. İnsanlar, o cinler, alemi hemmesi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet kısablanadı, davet ümmeti. Yani o kişinin çakırığı karetilgen kişiler. İkincisi icabet ümmeti iman keltirgenler indi. İman keltirgenler ve hem ümmeti Muhammediye ama icabet kılgen yani o şu davetke çakırıkla lebbey digen iman getirgen ümmet. Siz o biz elhamdülillah. Bu ümmetke Allah onun şerefini ziyade kılsın. İslam dinini özü razı bugün İslam dinini beri merhamet fırsatı digen de bu ümmetten murat kaysi bire indi? İcabet ümmeti mi? Davet ümmeti mi? Dese uzarız bir keresi gelmiş. Lekin Zadehallahu şarafen degen duasından şarafını ziyade kılsın degenden demek icabet ümmetinin nezarda tutuyorlarını düşünmemiz. İcabet ümmetinin nezarda tutuyorlar. Yani Müslümanlarını, Allah'ularını şarafını ziyade kılsın. Şaraf degen uluğulik degen uluğulikini ziyade kılışı bu duadır. Duaya hayır, yakşilik duası. Bazen kişi icabet bulmayken yok şeydi. İcabet bulur. Fakat az azdan icabet bulur. Hem beni özünü klasiye kalıp
o sorugan nesnesi gelir. Mesela Allah onun şerefini ziyade kısın dediyiz ümmetine bugün. İrdiyem şu dersi kılıyaps, yine o şu duanı kıldıyız. İniyem şu dersi kılıyaps, yine o şu duanı kıldıyız. Misal için. Kançadır ziyade bulur dedi icabet olsun. Kançadır nümmededir ziyadelik bulur. Siz oylayan, siz kütken sahabelerin şerefi gitmesiye hazır ümmetine halet. Lekin kançadır ziyadelik tapat duayı icabet olsun. Çünkü dua kılavuruş gerekir. İslam dini de etelgen bu din, İslam dini deyilişine sebep İslam teslim buluş degen. Çünkü Müslim deyiledi, Müslüman deyimiz ki biz bunu bir şekilde okurken de. Müslüman özü Müslimler degen Farslı'da. Müslüman Farslı'da Müslimler degen. Bizde o şahri alımını, ulamanı Kırgızgen de Cam sigasında Kırgızgen de Müslüman sözü hem Farslı'dan bizde cam halet diyen, köplük sigası bu seyem, birlik işte kırkırken bizde. Tatarlar Müslüman deyip rıkılıp etir. Müslim deyip etilişine sebep, Allah'a teslim buluş, danasından kep çıkıp, bu dinge İslam dinle koyuldu. Demek ki kişi hakiki Müslüman buluşu için, Allah subhanahu ve ta'ala'nın hükümlerine teslim buladı. Hükümler iki kıl buladı. Kavni hükümler diyemiz, şer'i hükümler diyemiz, Allah'ın hükümlerini. Kavni hükümler diyenin, dünyanın başkaluğundaki Allah'ın tesadüfleri kaza ve kader. Kuyaş niye malak kıyanı, tüm bilen günler meşe diyen kıyanı, bazı memleket, savu bazı memleketi sık kıyanı. Yani ki insanların, mesela sizi falancını ferzende kılıp yaratken, görünüşünüzü bana o surette kıyanı. Yani ki sizi umrinizi falan bir piçkeni. Sizge mesela bimarlık bitken vakti kıyandı. Vakti kıyandı sizge baylık ya ki kembağallık bitken ve hakaza. Allah-u Teala'nın hükümleri var. Kavni, dünyanın başka ruhdaki hükümleri. Bunlarla teslim buluş. İkincisi şer'i hükümler. Yani Allah-u Teala vahiy arkalı yubargan hükümler. Peygamberler arkalı. O şey peygamberler arkalı yubargan hükümlerinin İslam dini dediğimiz. Lekin İslam dini kavni hükümlerle hem teslim buluşunu da kaza kılın. Çünkü kaza ve kaderge iman getiremez. İmanlı rükünlerinden biri. Yani şimdi dinini bizge yubarışı bilen bu ümmetini Allah bu ümmet ki Allah subhanahu ve ta'ala merhamet kursu etti. Özü razı bulgen değilişde murat başkasıyla razı bulmaydı. Bu Kur'an-ı Kerim'in tarifi. Ve radiytu lekumul islam dine اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله تعالى عرفت كريم حجة الوداع رسول أكرم عليه الصلاة والسلام قشوا آية نازل قيام بجن يكون ده سيزلرجة دينينزنا مكمل خلب بيردم نعمتنا تمام تجل خلب بيردم وسيزلرجة إسلامنا دين دي برازي بولدم شنو ديك سنة الشريفة ديك لده كمية هر كن إرتلاب يجي كشبيت her gün irtelep ve her gün keşfeyit. Radiyetu billahi rabben ve bil islami dinen ve bil Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyen ve rasulen deyse, sin kalbiden şunu aitse, doğru cennete kiret deyinler. Radiyetu billahi rabben, Allah'ını Rabb deyip razı buldum. Ve bil islami dinen, İslam'ı din deyip özümge razı buldum. Ve bil Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyen ve rasulen Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın Nebi ve Resul diye razı buldum. Razılık bu, kanaattan başka tüyü. Bir nesilge razı buluş, o şey nesilden kanaat hasıl kılıp, teslim hem buluş bulsa, razılık bulur. Tamam, hem teslim bulasız, o şimdi ködesiz, hem kanaattan hasıl bulur. Allah subhanahu ve ta'ala bendelerine İslam'ın din diye razı buldum. Demek ondan başka dinini terleyen kişi, Allah'ın razılığına erişemeydi. Ve arsala ileyha Muhammeden hayral enam aleyhi minhu afdalus salati vel berekati ve selam. Ve bu ümmetke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni adamlarının en yakşısı bulgen kişinin peygamber kılıp yubardı. Allah-u Teala'nın huzurundan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlarının, berekatlarının, selamlarının en afzali bulsun. Hop, salavat nime? Allah, Resulullah'a salavat etemez. Allahümme salli ala Muhammed, değil mi?
Salavat nima desa, Alloh taolo Qur'oni Karimda salavat aytishga buyurgan. İnna Allaha ve melaikatahu yusalluna alannabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi ve sellimu taslima. Alloh subhanahu va taolo va farishtalar, uning farishtalari nabiyga salavat aytadilar. Ey iman keltirganlar, sizlar ham salavat ayting va salom yo'llang unga. Degan. Shunda sahaba kiramlar so'rashgan. Salomni bilamiz ya Rasululloh, ya'ni assalomu alayka ya Rasululloh deyishardi. Ammo salovatni qandoq aytamiz deganda, biz namozda o'qiydigan Allohumma salli ala Muhammadin, Allohumma barik ala sayyidina Muhammadin kela salovatni o'rgatganlar. Bundan boshqa ham salovatlar aytish mumkin. Salovat so'zi asli salatun so'zi. Salla tasliyatan so'zi asli lug'atda o'zak ma'nosi bir narsaning ichi yumshashi va yetilishini bildiradi. Shuning uchun go'shtni o'rta pishirsa sallaytul lahma deydi. Nimaga desa go'shtning ichi hilvirab pishgani uchun o'tda. Shuning uchun o'tga kirib kuyib ichi yumshaydigan ichigacha o't yetib boradigan bo'lsa shuni tasliya deydi. Tasla naron hamiya deydimi? Chunki sayosla naron deydimi? Tabbatta sayosla naron. Hali o'tga kiradi. O'tda hali ichib ichiga yetadi o't degani. O't insonni yoki go'shtni ichigacha shu yetib ichigacha yumshatsa go'shtni shuni tasliya deydilar. Shu o'zak shu ma'no muallim moddiy ma'noda ishlatiladi. Lug'at doim moddiy ma'nolarga ishlatilib, keyin ma'naviy ma'noga ko'chib o'tadi. Masalan, muhabbat so'zi sevgi deymiz biz. Sevgi arab tilida ahabba yuhibbu hubbuna habba yoki ahabba. Yaxshi ko'rdi deganini hub deydi arab tilida. Muhabbat deymiz yoki sevgi deymiz toza turkchada, o'zbekchada. O'sha ahabba degani moyil bo'lish degan. Bir narsa nima deydi? Qiyshayishi, moyil bo'lishini aytadi. Odam birovni sevsa, qalbi o'shinga moyil bo'lib talpinadigan bo'lgani uchun shu tuyg'uga sevgi deb yoki o'zbekchada sevgi, arabchada hub deb nom berilgan, muhabbat deb. Endi shu so'zni asli o'zagi nima? Birinchi ishlatilgani, birinchi bunga bu so'zga ishlatilgan emas asli. Birinchi bu tuyg'uga ishlatilgan emas, birinchi qiyshayishga ishlatilgan. Shuning uchun bizda eski o'z turk tilida shamol esdi, daraxt shoxi sevdi desa, shamol esuvdi, daraxtni shoxlari qiyshaydi degan bo'lgan, sevdi, moyil bo'ldi. O'sha moddiy narsaga ishlatilgan so'z, keyin mavhum tushuncha deymiz o'zbekchada, ya'ni nomoddiy bo'lgan ma'nolarga, masalan, muhabbat kabi tuyg'ularga ishlatiladi. O'tdi shunga o'xshab tasliya ham aslida haliga aytganimizdek umumiy lug'atda bir narsani ichini yumshatish, bir narsani ichiga ichidagi yumshash, bo'shashish holatlarini ifodalab ishlatiladi. Keyinchalik yaxshi so'z, birovni haqqiga yaxshi so'z aytib, yaxshi tilak bildirishga ishlatilgan. Nimaga? Chunki siz birovga yaxshi tilak bildirsangiz, ichingiz shu odamga yumshagan bo'ladi. Ichingizda o'sha odamga mehr paydo bo'lsa, shundan kelib chiqib, keyin unga yaxshilik tilagini aytasiz. Keyinchalik yaxshilik so'rash, yaxshi tilak aytish, yaxshilikni, yaxshilik bilan birovni eslashni shu lug'at bilan ifodalash ko'tilgan, sollar bilan, tasliya bilan. Endi Alloh subhanahu va taolo salovat aytadi degan Alloh taolo yaxshilik, yaxshi so'z aytadi Alloh rasulullohni shanlarida. Rasulullohga mehr ko'rsatadi degan. Alloh salovat aytadi degan mehr ko'rsatadi. Farishtalar ham mehr ko'rsatadi. Biz ham mehr ko'rsatamiz hammamiz Muhammad alayhisolatu vasallam. Lekin o'sha mehr ko'rsatishimiz mahluqniki, xoliqnikidan boshqa bo'ladi. Biz mehr ko'rsatishimizni ifodasi haqlarga duo qilish. Allohumma solli ala Alloh taolo o'zing u kishiga salovat aytgandek. Allohni salovat aytishchi, Alloh taolani u kishiga rahmatini ziyoda qilishi, iltifotini ziyoda qilishi, e'tiborini ziyoda qilishi. Endi marhamatlarini ziyoda qilishi, shuning uchun Allohdan salovat Allohdan rahmatdir deydi.
Periştelerden istiğfardır, bendelerden duadır deyilir insanlardan. Hemesinin negizdeki nersi haliki lügattaki mehir kursatış. Fakat her kim o şey mehirinin özünün kudreti ve hususiyetinden kelip çıkıp kursatır. Biz Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'a bana siyet gidin almayız. Çünkü bizdeki Allah'dan soruş oladı. Biz Allah'dan soruyoruz Resulullah'a salavatını. Özümüz salavatını özümüzden doğrudan doğru bana siyet gidin almayız. İlla dua kılalımız Allah'a, Allah o kişinin rahmetini, iltifatını, nimetini ziyade kısmını diyeyim ben ona. Biz de o şu duayı müstelavat, Parislerden hut şu duanı kıladı. Çünkü şu mana burada olan salavatı yap. Allah Ta'ala'nın ki elbette dua bu muydu? Allah Ta'ala'nın mehir kursatışı, hakikaten Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'a rahmetini ziyade kılışı, o kişiye nimetini ziyade kılışı ve hakeza buydu. Salavatını abzalı bulsun diyeni, teleklerini, dualarını abzalı bulsun. Berekat hem, berekatını hem abzalı bulsun, salamını hem. Berekat, ziyade koşumça yaşlılık diyeni. Kaysi bir yaşlılık ki ziyade köpeyücü yaşlılık bulsun, ösücü yaşlılıkını ziyade değildir. Bereke değildir. Biz hayır diyemiz, hayır yaşlılık. Bereke, ösücü yaşlılık. Köpeyücü yaşlılık. O kişiye berekat soruyoruz diyeni şu. Mesela malinge bereke versin diyeni, malinge yaşlılık versin, ösücü yaşlılık versin. Vesselam ve selam ham bulsun. Selam tinçlik diyeni, amanlik diyeni. Tinçlik diye haliye tihilik diyenemez. Uzbekçe etkendi. Uzbekçe etkendi. Belki amanlik manasıdır. Amanlik ne demek? Mesela afetlerden, zulümlerden, o hakkı zararlı, zararlı nesnelerden aman buluşup ki selam diyorlar. Esselamu aleyküm diyenimizin manası şu. Birbirimiz gelin, esselamu aleyküm. Sizce amanlık bulsun. Yani dünya ve ahirette amanlık eden amanda bulayım diyen dua bulayım. Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam gelin. Hani şimdi selam yürüleş. Bizde köpülak indi selam sözü tilek bildirir, yaşlılık, yaşlılık bildirir, yaşlılık tileş manasıdır bunları bizde hem daim. Lakin asıl lügavi manası amanlık, ziyandan amanlık, hakkın diye zarardan amanlık diyen mananı bildirir. Demek Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam gelin. Ana şu salavat ve berekatlarını, salamlarını afzalı bulsun deyip dua kılıyorlar. Bu kişinin hayral enem, adamların en yakışısı deyip zikir kılıyorlar. Hakikaten şimdi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan yakışı insan ki gelmez ki ne diye. Bu kişiden kamil insan bu gelmez bu mey diye. Bu kişinin kemaline hiç kim yetermeydi. Allah Ta'ala ozu en yetük namuna kılıp yaratken onu insan cinsi için bu kişinin. Ve akramaha bi kitabihi afdalel kelam, afdalil kelam. Ve bu ümmetini özünün kitabı bilen, o kitap ki kelamlarının efzeli bugün kitap bilen mükerrem kıl, ululen. Türkistan ümmetini Allah Subhanahu ve Teala en efzel kelam bilen. Ne için efzel kelam? Allah'ın kelamı. Söz, sözlü uçunin mevkiye kalıp onun tutarı. Onun için hadis-i şerifte geldi ki Allah'ın kelamı bilen başka kelamların ortasındaki fark Allah bilen mahlukların ortasındaki fark kebidir dedi. Allah subhanahu ve ta'ala okşası yok yegane en ulu zat bu gene için onun kelamı hem en yaşlı, en efzel kelam oladı, en ulu kelam oladı. Efzelliği ne de? Efzelliği o zaman aslında Allah'dan bu gene ve tini ve zeytun, tin ye kasem, zeytun ye kasem dedi. O siz etken encir ve zeytun degen söz, bu toş sözünü Allah etse, o şey ayet abzal olur. Elhamdülillah dediyiz. Allah'a şükür etmek zorunda. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de elhamdülillah degen. Allah etki elhamdülillah size elhamdülillah izni abzal olur. Aynı söz de uzayım. Şu bilen bilge, o kelam başka cihetlerden hem abzal, umum mağazanızdır. Özünü tüzülüşü bilen, manaları bilen, hakikatleri bilen, hemen cihetten hepsini. Yani şu kelamını ümmetke verişliği, ümmetini ikram kılıçlığı. Şimdi o şey kelamdan nasibesi kişinin kançı kubu olsa, o şunca mükerrem olur. İslam ümmetinin var yuhu Kur'an. Hadis-i şerif, Kur'an-ı Kerim'in şarkı. Başka hemen ilimler Kur'an-ı Kerim'in
atrofida aylanib shuni ustiga qurilar. Agar islom ummatidan Qur'onni olib qo'yadigan bo'lsangiz, hech siz qolmaydi. Bu yaroqsiz bir narsaga aylandi. Bori yo'g'i Qur'on. Alloh taolo Qur'oni Karimni shunday qilib bergan. Nimaiki hosil qilgan bo'lsa islom ummati Qur'on orqali hosil. O'shuning uchun uni Qur'oni Karim bilan sharaflaydi, mukarram qildi, ulug'ladi deydi. وجمع فيه سبحانه وتعالى جميع ما يحتاج إليه من أخبار الأولين والآخرين والمواعظ والأمثال والآداب وضروب الأحكام والحجج القاطعات الظاهرات في الدلالة على وحدانيته وغير ذلك مما جاءت به رسله صلوات الله عليه وسلامه وجمع فيه يعني وشو قرآن الكريم ده وزن الكتاب ده الله تعالى لما يجي كي كشلر ده احتياج بولد يوم موسى همسنا جملة قيد أتكلرنا خبر لنا بولد ما أدين جلر كين جلرنا خبر بولد ما موهزة بولد ما يكي زربور مسألة بولد ما آداب بوسن يعني ترلي حكملر بوسن yoyinki Alloh subhanahu va taoloning yagonaligiga dalolat qiladigan ochiq oydin qat'iy hujjatlar bo'lsin. Shu narsalardan barini o'g'lidan boshqa yana ma'nolarini, boshqa haqiqatlarni Alloh taolo Qur'oni Karimda jamlab qo'ydi. Va boshqa payg'ambarlar olib kelgan hamma xabarni Qur'oni Karimda jamlab qo'ydi. Salavatullohi alayhi va sallam Alloh taoloning rasuli akram alayhi salatu vasallamga salatu salomlar bo'lsin. Ya'ni Qur'oni Karim bilan nima uchun qanday qilib mukarram bo'ldi? Alloh taolo nima qilib ulug'ladi Qur'on bilan bu ummatni desa, bu Qur'onda Alloh taolo tarixni ham bayon qilgan. Tarixni qanday bayon qilinishini ham bayon qilgan. O'tganlarning ilmi ham bor. Kelajakning xabari ham bor. Hozirgi yashayotgan holatimizdagi o'zaro munosabatlarimizni hukmlari ham bor. Bitta kitob shuncha narsadan jamlashi o'zi mo'jiza o'zi asli. Odam 600 bet Qur'on 600 bet kitob yozsin. Agar shunda bu narsalarni jamlashi mumkin emas. Inson qo'ldan kelmaydi. Alloh taoloning shu narsalarni jamlab berishi, ya'ni shu qadar katta ilmni ummatga taqdim qilishi ularni mukarram qilgan ulug'lik. İbn-i Abbas radiyallahu anhu etkiler ki ben tüyenme ipi yukalıp kalsa Allah'ın kitabından tapamam diye. Biz bir neselerini Kur'an'ın tapamayken bu şey Kur'an'a yukarı gidenmez. Bizi aklımız etmeyken ve fahmimiz kalkalı giden bu. Elbette tafsilatını etmeyedi Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim yöneliş verir. Her bir neselde hayatında her bir neselde yöneliş tapışız mümkün. O diye avukat işken birinci nemeyin desiz o şunge en var. Oldiz ovqat turibdi. Dasturxonda bir necha xil ovqat turibdi. Meva turibdi, suv turibdi. Qaysi birdan boshlang? Qur'onda bor ishora. To'g'ri, birinchi falon narsani yeyinglar degan hukm yo'q, lekin ishora bor. Faqat uni biz anglashimizga bizda shunga yarasha ilm kerak. Shunga yarasha fahm kerak. Allohning o'zini bir tavfiqi bo'ladi bunda. Sahoba ikromlar ana shunday bilishgan. Payg'ambarimiz shunday o'rgatganlar Qur'onga. Shuning uchun Ibn Abbos aytayaptilarki, roziyallohu anhu tüyenme ipi yok olsa Kur'an'dan tapamadı. O mesela tüyenme ipi degen söz yok Kur'an'da. Lekin şunu topadı. Kayıda yok olasıya, ge karab kanak yok olasıya karab, Kur'an-ı Kerim'den şunu çıkarmasam buladı. Şimdi bu misal tarikası da etkiler. Bu degenin hayatımın her bir lahzası, her bir işi, her bir noktasını, geçimini Kur'an'dan tapamadan diye. Biz hem Kur'an yaklaşımızdan murat özü bittesi şu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'ini yadlasek, keyin onu fahmiga ega bo'lsak, Kur'an-ı Kerim biz zihnimizde turadi doim. Hayatımızda her bir lahzasında, her bir kademimizde, o işten kadem koyuştan aldım, bir işe kol oluştan aldım, bir sözünü ayetişten aldım, o işten ki münasebet Kur'an'dan bizge çıkadı. Falan yaptı ayet vereyim dedim ben. Der o zihnimge bir neç ayet geledi ki, şu yapını ayetişin doğru mu doğurmaz mı? Falan işini kılamız dedi menge. Peki kılayım dedi menge. Peki uzun kılmak için ben böyle işini. Der o zihnim ki falan ayette geledi.
kılıç kılmasligimge mende yöneliş payda bulur. Bana şu Kur'an'ın hidayet bulgeni şu bulur. Kişilerde hidayet tür degeni şu. Aleyküm onu alıp taşıya koyup koysak, yani yatılıp yine kalsak, bizge o hidayet bulanmıyor kadar. Yadlaganımız hidayet buluşu için en kette birinci kadem. Çünkü yadlamazsak eğer biz Kur'an-ı Kerim'in manalarını düşüngenimiz bilen bizi zihnimizge daim kiptirmeydi. Yani bizi zihnimizge türlü münasebetlerde Kur'an-ı Kerim kemeydi ki çünkü biz yadlam bilmiyor muyuz? İnsan yadlamagan nesas bilen fikirlenmeydi. Daim fikirler yadda türgen malumatlar bilen keçedi fikirleş. Fikirleş sizde bor narsa bilen keçedi. Olanca adam yaxşı mı yaman pistançı bilen iş kısa buladın bu meydin mi dese siz öyle iş kısa buladın yaxşı adam değil bilemen deyisiz. Deyisiz ki iyi ama kişinin oğlunu aldı geni gen o deydi dese ha aldı geni de hakikat değil. Bu olsa ihtiyat bulayım deyisiz. Siz hali adam ki doğru bir birinci bir haberi gen doğru bir haberi yapsın. Neme için? Bir de malumat sizden çıkanı için. Kaçan ki o için malumat istedilgen peyitle bu adam bilen iş kımen deyiz. Demek fikirler mevcut malumatlar bilen böyle. Sizde türgen malumatlar bilen. Sizde yok narsa bilen fikirlenmeyiz. Çünkü fikir malumatların bir bölge terip kulasa çıkartış fikirler böyle. Demek Kur'an-ı Kerim bizim daim yadımızda kelime kelime her bir sözü yadımızda gözümüzün 10 günde yaşaması biz Kur'an bilen fikirlenmeyiz. Demek hafız buluştaki birinci nokta ve asasi maksadlardan biri şu bu. Fakat demek ki bizim İslam ümmetini Kur'an-ı Kerim şereflegenirken, mukarrem kılgenirken ne bilen? Bana şunu diye kitap veriş bilen. Demek biz kitabını bana şu cihetinden faydalanmasak Kur'an-ı Kerim'den biz uluğuluk özümüzü kesip olalımız. Kur'an-ı Kerim'de bana şu hususiyetlerden ötkerlerine haberi, aldıngilerine haberi, yükengilerine haberi, hükümleri, zarbın meseleleri, ahkamları ve yine tevhidge delalet kılışı, vaazları, mevizeleri hemenlerden biz fayda almasıyız. Biz Kur'an-ı Kerim'den Allah-u Teala bizge merhamet kılgen kerametini, uluğuluğunu kesip kılabilir kullarız. İslam ümmeti Kur'an-ı Kerim'ge yakın bulgen ve bunge emel kılgen ve bana şu Kur'an-ı Kerim'in şu menfaatlerini uzda uzlaştırgen feyitte hakikatte dünyadaki en uluğ en yetekçi kavim buluyor. Hazır hem var bir abzalliği kub. Kur'an-ı Kerim'den nasibesi var. Eddami gâti li ehlil ilhadi addullalil tuğam. Allah Teala bu Kur'an-ı Kerim'de özünün yeganeliğine delalet kılığı özünün bir varlığına delalet kılığı hüccetlerini getirdi. Şimdi hüccetler ki ilhad yani mulhidlik yani Allah'ını tanımaslık, ilahını tanımaslık. Mulhidler edişken ve haddan aşken mulhidlerinin burnunu yerge işkaydigen hüccetlerini getirdi. Şimdi hüccetlerini getirdi ki Allah'ın inkar kılıkçılar ya ki Allah-u Teala'yı karşı çıkıkçılar. İlhad degeni o da asla adaletsizlik diyen. Daha doğru iş kılıç ne eter, zulüm ne eter. İlhad de bizde istilahda, ulema istilahda Allah'ın inkar kılıç işletiler. Umumen ilahın inkar kılıç işletiler. Yani gaybını mutlaka inkar kılıç ilhad. Ana şimdi mulhidlerini boynunu yege degen perçeleydigen hüccetlerini getirdi Kur'an-ı Kerim. Demek Kur'an-ı Kerim'den biz şu hüccetlerini çıkarıp yani şimdi zulüm kılıyken kişilerle yeterli hüccetini kuatmışız. وَضَعَفَ الْأَجْرَ فِي تِلَاوَتِهِ وَأَمَرَنَا بِالْيَعْتِنَاءِ بِهِ وَالْإِعْظَامِ وَمُلَازَمَةِ الْآدَابِ مَعَهُ وَبَذْلِ الْوُسْعِ فِي الْإِحْتِرَامِ. Onun tilavatı da Kur'an-ı Kerim tilavatı da yani. Onun tilavatı da ecru mükafatını bizge köpeytirip verdi. Ve bizlerine onge itibar veriş. Onu uluğulaşke buyurdu.
unga nisbatan odobli bo'lish, doimiy odobli bo'lish va uni ehtirom qilishga bor kuchimizni sarflashga buyurdi. Demak, o'sha ajrni ko'paytirib berishi ham mukarram qilishini suratlaridan bittasi. Qur'on Karimdan boshqa biror bir kalomni, hatto hadis sharifni o'qisangiz, talaffuz qilsangiz, talaffuzingizga ajr olmaysiz. Talab ilm sifatida olishingiz mumkin, amal qilganingiz uchun olishingiz mumkin va hokazo. Ama her bir lafziga olinmaydi. Sen innamal a'malu binniyat desiz, iyga alohida ajr, nega alohida ajr, mega alohida ajr, a alifga alohida ajr olinmaydi. Ama alhamdulillahi robbil alamin desiz Qur'oni Karimda her bir harfiga ajr olasiz. O'zingiz shukr qilib alhamdulillahi robbil alamin yaxshi qoldim desiz, bemorligim borda alhamdulillahi robbil alamin yaxshiman desiz, hamdni ajrini olasiz. Xolos. Ama harfiga ajr olmaysiz. Qur'oni Karimni tilovat qilib alhamdulillahi robbil alamin desiz, harfiga ajr olasiz. Ana shunday qilib berishini o'zi bu ummatni mukarram qilishi. Chunki u ajr, ajr degani muqobil degani. Odam bir ish qilsa, bir yaxshilik, bir muqobil bersa, muqobil, ya'ni uni muqobiliga bir narsa berilsa, shuni ajr deyiladi. Ajr odatda belgilangan muqobilga aytiladi. Jazaan deb keladi, jazo ham muqobil. Lekin ajr belgilangan muqobil. Masalan, bir kishiga sizga bir yaxshilik qilsa, nimadir unga yaxshilik qilsangiz, jazo bo'ladi. Ammo qilgan, sizga nisbatan qilgan munosabati yoki bergan narsasiga o'lchamli narsa qaytarsangiz, u ajr. Qur'oni Karimga va'da qilingani uchun har bir harfiga 10tadan boshlab 700 yoki undan ko'p hasana va'da qilingan. Hasana degani yaxshilik degani. Yaxshilik deyishdan murod yaxshi amal yoziladi degani. Bu demak ajr bo'ladi. Jazo ham va ajr ham. Nimaga desangiz belgilab qo'yilgan. Falon deb belgilab qo'yilgan. Va do'afa deb bu yerda ko'paytirib berdi deyishdan murod u yoqiga Alloh taolo o'zi biladi. O'zi aslida bitta harfga bitta hasana bersa ham katta gap. 10 ta hasana boshlanishi 10 ta hasana. Bu eng kamida. Undan ziyodasi kishining ixlosiga, muhabbatiga Qur'oni Karimni tilovatidagi ixlosiga qarab ziyoda bo'lib ko'payib boraveradi. Tilovatini o'ziga beradi, hali amal qilmay turib, hali tushunmay turib. Shuni o'zi ham katta ikrom. Bismillahir rohmanir rohim deysiz bilan sizga hasanat yozilishi oxiratingiz uchun ham, dunyoingiz uchun ham katta sharaf hisoblanadi. Hasana yozilishidan biz tushunamizki, demak, bismillahir rohmanir rohim desek, alhamdulillahi robbil alamin deganimizda har bir harfiga hasanat desa bilamizki, demak, har bittasi alohida amal ekan. Siz o'ylamang, Fotihani butun o'qish bitta solih amal, yo'q. Alhamdulillahi robbil alamin ham bitta butun amal emas, balki a l h h m d har bittasi bitta solih amal. Alhamdu deganingizda 5 ta solih amal qilganingiz savobini olasiz. 5 ta hasanat berilgani shu. Har bittasi alohida amal sifatida bo'lgani shu. Mana buni o'zi tilovatini, Qur'oni Karimni tilovatiga shuni berishini o'zi bu ummatni mukarram qilgani, ulug'laganining suratlaridan biridir. Shu bilan birga Qur'oni Karimga e'tibor berish, unga ahamiyat berish, yani uni o'rganish, uni ulug'lash, unga nisbatan doim odobda bo'lish va uni ehtirom qilishga bor kuchimizni sarflashga buyurdi degani musulmon kishini, demak, Qur'oni Karimga nisbatan munosabatlarini aytyapti. Qur'onga nisbatan odobli bo'lish, Qur'onni yaxshi ko'rish bilan, uni o'qish bilan, uni mushafni hurmatlash bilan, uni o'qitayotgan ustozni hurmatlash bilan, uni yodlagan o'quvchi boshqa insonlarni hurmatlash bilan, turli suratlar bilan bo'ladi. Faqat sannafa fi fadli tilovatihi jama'atun min al-amathil wal-a'lam kutuban ma'rufatan 'inda ulil-nuha wal-ahlam. Qur'oni Karimni tilovatining fazilati borasida ko'zga ko'ringan ulug' kishilardan bir qanchalari ilm egalarining nazdida taniqli bo'lgan ma'ruf, ma'lum kitoblarni yozdilar. Ya'ni Qur'oni Karimni tilovatini fazilati to'g'risida ko'zga ko'ringan ulamolar bir qancha kitoblar yozdilar
akıl egelerinin aldığında, ilim egeleri arasında bu kitaplar tanıklık maluf. Malum. وَرَعَيْتُ أَهْلَ بَلَد۪ينَ بَلْدَتِينَ دِمَشْقَ حَمَاهَ اللّٰهُ تَعَالَى وَصَانَهَا وَسَائِرَ بِلَادِ الْاِسْلَامِ لَكِنْ ضَعُفَتُ الْاَهْلَابِنْ ضَعُفَتِ الْهِمَمْ عَنْ حِفْظِهَا بَلْ عَنْ مُطَالَعَتِهَا فَصَارَ لَا يَنْتَفِعُ بِهَا اِلَّا اَفْرَادٌ مِنْ اُلِ الْاَفْهَامِ Ulemalar şuna kitap yazmış diyor. Küp kitaplar. Lekin himmetler zayıf olup onu yadlamayı digen, belki okumayı digen bu kaldı kişiler. Neticede o kitaplardan fakat bazı bir ilimli, bilimli kişiler gene fayda aladigan bu kaldı. Başkalar kalemi koydu o kitaplar. Şu bilen birge, bizning diyarımız Demeşk diye, bu kişi Demeşkli bugünler imanına uyuyat kendimizdik. Demeşk'ta hakkıya dua koyabilir ki, حَمَاهَ اللّٰهُ تَعَالَى وَصَانَهَا وَسَائِرَ بِلَادِ الْاِسْلَامِ Allah Teala bu Demeşk'ını himaye kılsın. Ve onu özü panahıda esresin ve başka Müslümanların diyarlarını hem özü saklasın. Yukarıda kendimizdik, vatanının esnegen payıda hakkıya dua koyuş, bu ulemaların adetlerinden, sünnetlerinden yüzde yakşı fazilet bulur. Bizim şimdi organizmimiz gerek. Çünkü dua o yurtimizde yaşlılıkını ziyade kıladı. Şu bile mürgen, bazı Müslümanlarını yurtları deyip Allah'a ait koyabilirler. Yani hutbun bu masliğimiz için. Başkalarına hakkıya hem dua kılış ki organizmimiz gerek. Fakat biz yaşlı bulsak, biz yurtimiz yaşlı bulsa bu olmaz. Bazı Müslümanlar, belki beter, bazı insanların, bazı insaniyetini hakkıya dua kılışımız gerek daim. Bu yerde indi, özü Müslüman yurtlarını hiç çekilmedi Demeşk'a. Umumi ayet koysa böyle diyor. Lekin Demeşk'ın Allah'a zikir kıyanı için hakkıya Allah'a dua koyuyordu. Çünkü bu kişi özü Demeşkliler hakkında yapılmak için hazır. Aldığında kette kitaplarını okumaya koydu adamlar. Şimdi özümüzü Demeşk ahliye kaydedigen bu şey. Bizim diyarımız Demeşk. Allah onu özü panahıda esresini himaye kısın. Bu şehir ahlini karasam gördüm ki مُكْتِد۪ينَ مِنَ الْيَتِنَاءِ بِتِلَوَةِ الْقُرْآنِ الْعَز۪يزِ Aziz bulgen Kur'an-ı Kerim'ni tilaveti ve onge tilavet kılıçları ve onge itibar verişleri, onge kirişleri köp eken. Yani onların köp Kur'an-ı Kerim'ye itibar kılıçlarını, Kur'an-ı Kerim'ni köp okuşlarını kurdu. تَعَلُّمًا وَتَعْل۪يمًا وَحِرْصًا وَعَرْضًا وَدِرَاسَةً fi cemaatin ve furada. Yani ben bu diyarımız Demeşk ahlinin Kur'an-ı Kerim'ini okuş bilen, örgeniş, örgetiş, okup iştiriş, tetkikat kılış onun içinde. Cemaavi surette ve yekke surette kılış bilen şimdi işlerini Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim tilavetine İtibar kılıyakkenlerini verilip cüdahan köp verilgenlerini kurdu. Müctehidine fî dâlike billeyâli vel eyyâm zâdehumullâhu hirsan aleyhi ve alâ cemî'i envâ'i ta'at. Ular bu barada keçeyi kündüz tırışadılar, mehnet kıladılar. Allah Teala onlarını Kur'an-ı Kerim'e bulgen harisliklerini, üçliklerini ziyade kılsın. Ve berçe taatlerge bugün öçliklerine hem ziyade kılsın. Ular muridine vechallahi zil celali vel ikram. Ular bu işler bilen Allah subhanahu ve ta'ala'nın uluğlik ve celal ve ikram. Yani uluğlik ve mükerremlik sahibi bulgen. Allah subhanahu ve ta'ala'nın zatını razı digeni isteşedi ular. Feda'ani zelike إلى جمع مختصر في آداب حملته وأوصاف حفاظه وطلبته. من شو حالت من القرآن الكريم حامل لر حافظ لر آداب تغرسده. أولرنين صفات لر تغرسده. القرآن الكريم طالب لرنين آداب وصفات لر تغرسده. كتشكنا بر رسالة جملشمة تقاضى قلنا. من شو جمع شار لر دي. فقد أوجب الله سبحانه وتعالى
النصح لكتابه ومن النصيحة لهم بيان آداب حملته وطلابه وإرشادهم إليها وتنبيههم عليها. الله سبحانه وتعالى özünün kitabına nasih buluşumuzunu buyurgen bizge. Nasih diyen hayrıhak diyen, yahşilik isteş diyen, istavucu diyen. Bizlerine Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'ge hayrıhak buluşumuz, nasih buluşumuzge buyurgen. Ana şu hayrıhaklikinin cümlesine kiredi. Kur'an-ı Kerim hamilleri ve taliblerinin adabını beyan kılış. Ve onlarını uşa adablarga çarlaş, başlaş. Uşa adablardan ularını agah kılış. Kur'an-ı Kerim'de nisbeten hayr-hahlik cümlesi ekledi. Şunun için ben buyurulgen işini kımakçım. Allah Ta'ala hayr-hahlik'e buyurgen iken mi? Hayr-hahlik cümlesinden iken Kur'an-ı Kerim'in adabı, talebinin adabını bayan kılış. Uşa buyurukka Allah'ın buyurduğuna muvafık şu kitabını yazmakçım. Bu hadis geledi inşallah kitap içinden geledi. Din nasihattir degenler. Nasihatini köpçülük kuzumuzu uzbek tirdiği ögüt deyip düşünmedi, ögütmez. Ögüt hem nasihat değil. Lakin asıl manası nasihat degen yahşilik isteş bırakı degen. Özgege yahşilik isteş, hayrıhaklı değil mi biz? Hayrıhak sözü özü Farsi. Kirgemiz gerek. Hayr Arapça, hak Farsi. Taze uzbekçe ayetlediğin bu şey, buralga yakşılık isteş. İnşallah o şu hadisi şarkıda o şekilde yaparız. Uzun şarkı olan hadis. O şey, hayr-ı haklik ne? Allah'ın Resulü'ne kitabı geldi. Dürdü ve etkenli Resulullah. Din hayr-ı haklik dürdü yerlerde kimye nispeten hayr-ı haklik buluş? Degende Allah'ın Resulü'ne kitabı geldi. Müslümanlarının rehberleri gibi ve berçe Müslümanlar gibi derken. O yüzden de kitabı gibi hem hayrıhak buluş büyüğü. Şimdi hayrıhak buluş Kur'an-ı Kerim'e Kur'an-ı Kerim'e siz bireysel yahşilik takdim kılmıyorsunuz. Belki Kur'an-ı Kerim'e yahşilik isteyken adam insan bir kişiye yahşilik istesini ne kılır? O iş işlerini kılır. Mesela siz balezge yahşilik isteyiz. Peki atenizge yahşilik isteyiz. Bunu yaxşı görəsiz, ardağlayırsınız, hürmət qılırsınız, umlik elə deyən əziyyətlərini dəf qılırsınız, onu himaya qılırsınız, onu yanına alırsınız, onu haqa qılırsınız, onu razı qılırsınız. Nəmə dizlə etkəndir, və haqqır. Siz otaqə nisbətdən yaxşılık istəyədiyən bu, siz onu nəmə qılırsınız? Xuddu oşa nəzərlərini qılış nəzərdə sütülədi bundan. Qur'an-ı Kerimdə nisbətdən, Qur'an-ı Kerimdə nisbətdən yaxşılık təqdir qılalmıyorsunuz. Peki Qur'an-ı Kerimini okuluşu, yadlanışı, onge itibar verilişi, urgenilişi, utar kalışı, o hürmet kılınışı, Kur'an-ı Kerim'in hükümleri cari buluşu, Kur'an-ı Kerim'in kişileri yaşı görüşü, o hakkaza kaysi birine hizmet kısayız, kaysi birine siz becerseniz, o şey Kur'an-ı Kerim'in hayat hafırı cümlesi ikine. O şey işlerinin cümlesinden dur, Kur'an-ı Kerim hamilleri, hafızlarının adabını beyan kılış hem ki çünkü neticede kişiler Kur'an-ı Kerim'e nispeten adablı böyle. Kur'an-ı Kerim okuyakkenler yaklayakkenler Kur'an-ı Kerim'in hakkını ada kıladigen böyle. Şu bilen ben Kur'an-ı Kerim'e nasihlik kıyam böyle. Şu büyülü kısmeti de kılayım ben. Demek bu din nasihlik dur deyip durup onu cümlesinden bunu etken bu sefer demek dinini özellikle bugün emellerden biriye gurur yapman diye. Demek biz hem buraya nasihat kıstık. Bir adam talib-i ilmini Kur'an-ı Kerim'e şakır erken biz. Bir talib-i ilmini Kur'an-ı Kerim'e adab-ı ge şakır erken biz. Şu ruh bile kılışımız gerek. Açığımı getirgen ucum bir söküp koyayım demez. Alemi maruş üçünmez. Yani ki etkenimi kıldırış üçünmez. Belki Kur'an-ı Kerim'e nasihlik ruhudan kebi çıkıp kılışımız gerek. Kur'an'ın okutuşumuzdan vurup kelte eylemmez. Kur'an-ı Kerim'e nasihlik noktaya nezerden. Kur'an-ı Kerim'in hürmeti kitabına geldiğinde gözünge sürt öp. Gözünden yukarı, kendiliğinden yukarıya koy, peske koyma. Kur'an-ı Kerim'i pes düşemem, usahını. Usahını tepeye koy.
betorat uchrash mumkin emas va hokazo degan odoblarni o'rgatishimiz. Agar sen ahli Qur'onsan, Qur'on o'qiyapsan, Qur'on ishni qilmagin, Qur'on kiyimni kiymagin deb Qur'oni Karimga mos odoblarni o'rgatishimiz hammasi Qur'oni Karimni Qur'oni Karimga nosihlik ruhidan kelib chiqish kerak. Qur'oni Karimga bo'lgan ehtiromimiz ruhidan kelib chiqish kerak bo'ladi, chunki bu kishi bu asarni o'sha ruhidan kelib chiqib yozishlaridan bizga shu namuna ko'rsatyapti. وأوثر فيه الاختصار وأحاذر الطويل والإكثار التطويل والإكثار وأقتصر في كل باب على طرف من أطرافه وأرمز من كل ضرب من آدابه إلى بعض أصنافه من بو مختصر أسرني يزشت ونقص قلشنا أفضل كوريا من چوزب يبارش دان gapni ko'paytirishdan saqlanmoqchiman. Unda har bir bobdan o'sha bobni tafsilotlaridan ba'zilarini o'sha bobning turli janoblaridan bittasini keltirish bilan kifoyalanaman va har bir keltirgan janobimda o'sha mavzuning turli tafsilotlaridan ba'zilariga ishora qilish bilan kifoyalanaman. Ya'ni har bitta odobni batafsil bayon qilmayman, balki odoblarni qisqa-qisqa ishora suratida aytib ketaman xolos. Falidalika aktsaru ma azkuruhu bihazfi asanidihi. Wa in kanat asaniduhu bihamdillahi 'indi min al-hadir hadirati al-'atida. Shuning uchun qisqa qilish uchun deb boshladim. Shuning uchun g'olban quyida kitobda zikr qiladigan so'zlarim asli sanadlar bilan kelgan bo'ladi. Ya'ni falonchi undoq degan ekan, pistonchi undoq degan ekan, falonchi undoq qilgan ekan, pistonchi undoq qilgan ekan deb aytib ketadi-yu. Shular mening o'zimda sanadi bo'ladi. Ya'ni men kimdan eshitganman, u kimdan eshitgan, u kimdan eshitgan, u nimani ko'rgan. Hammasi, ya'ni roviylar silsilasi bor. Ularni men kesib tashlayman. Cho'zilib ketmasligi uchun menga palonchi aytdi, unga pistonchi aytgan, unga pistonchi aytgan deb har bitta xabarni sanadini keltiradigan bo'lsam, cho'zilib ketadi. Aytmoqchilarki, shuning uchun g'olban keltiradiganlarim, zikr qiladiganlarim sanadlari kesilgan bo'ladi. Sanadini aytmayman. Agarchi Allohga shukrki, o'sha xabarning sanadlari meni zehnimda hozir turgan bo'lsa ham, tayyor turgan bo'lsa. Endi bilmaganimdan tashlab ketmayman. Balki qisqartirish uchun sanadlarni qisqa-qisqa xabarlarni o'zini aytaman. Xabargacha bo'lgan mani sanadlarim bor. Ularni men zikr qilmayman qisqartirish uchun. Cho'zilib ketmasin uchun. Imom Navaviy katta muhaddis bo'lganlar, hofiz bo'lganlar. Hofiz degani hadis ilmida alohida maqom bo'ladi. Shayx bor, muhaddis bor, ha? Keyin yana boshqa darajalar bor. Eng kattalaridan biri hofiz. Undan keyin Imomul Muslimina fil hadis degan maqom bor, Imom Buxoriyga berilgan. Hofizlik kamida 100 mingdan ortiq hadisni yoddan bilish kerak bo'ladi. Sanadi bilan. Va o'sha hadislarni sanadlaridagi kishilar bor-ku, har bitta hadisda 5 ta, 8 ta, 10 ta odam. O'shalarning aksarini tarixini bilish kerak bo'ladi. Hadis ilmida aksar hadisni yoddan bilgan va aksar roviylarni yaxshi tanigan bo'lish kerak. Masalan, Imom Muhammad ibn Ismoil falonchidan rivoyat qilgan. Affon ibn Muslimdan masalan. U falonchidan, u Qundardan, u Ibn Uyaynadan, u sahobiyidan eshitgan. U mundoq degan desa, o'sha sanaddagi har bitta odamni kim bo'lgan, otasi kim bo'lgan, nasabi qanaqa, o'zi qayerda yashagan, nima ish qilgan, xotirasi qanaqa bo'lgan, diyonat qanaqa bo'lgan, axloqi qanaqa bo'lgan, hammasini bilish kerak. Tanish shunchaki bizni haligi u Moskvalik Ahmadjon deb tanish emas. Uni shaxsiga baho bera oladigan darajada tanish. Roviylarning aksarini shunday tanish kerak. U degani o'sha 100 ming hadisda roviylarning aksari, masalan, balki chiqar necha mingta. O'shani hammasini bilish.
Yok ki akserini biliş. Yoddan biliş. Kitap ki karab çıkarışmaz. Yoddan bilse ki hafız bulur. Çünkü için hafızlık o da yukarı derece, o da kemiyat bulur. İmam Nevavi hafızlardan bulur. Hocam için et yaptılar ki, o senedler bana esinde türüp diyor. Ve hamması zihnimde türüken bu saham kıskarttır için etmeyeyim ben ulan. Kitap kıskar olsun için. Demek hazır biz kolumuzdaki bu kitap bana hazır, biz kolumuzdaki nusha diyelim ki 300-400 bit olsa buna kadar 10 da kitap olardı. Ne var ya da bunu ve tefsiri o zaman deysin. Gaplarını kıskarttırken, okuyan kitaplarını kulasasına etken, senedlerini hem kırıkken, kim şuna kadar kişkinden kitap hasıl oluyor. Biz yani şunu, bu okusumuzda hala bir ilde okuyoruz inşallah. 8 gün daha da hala okuyoruz. Bu, biz bundan ilim ne kadar kendiliğini, ulamalarımız ne kadar büyük kişiler bulgenin, ne kadar kendi ilimle gelen bulgenin, ne kadar sakılarız. Bu özümüzü, ne kadar acizliğimizi, ne kadar cahilliğimizi kıskılarız. Ve bizge ilim okuş hali ne kadar zarurligi ve hali aldığımızda yine kança yollar varligini kıskısıyı bulur. Üçüncü meyitlemem daim talebeler ki bir günde 12 saatten ders kılıp 20 yıl okuyan adam alım oluş mümkün. Allah bilsin diye. Lekin 2 saat 4 saat okuyarken adam alım olmuyor diye hiç kaçan. 50 yıl diye. Ve 4 yıl 5 yılda bulunan diye adam hem çelemurlu olan alım olmuyor. Alım buluş için günlü yarımı necret etiş gerek ve takriben 20 yıl necret etiş gerek. Takriben. Bunda hem mesela İmam Nevavi Çelik buladı diye bir ayet olmayı. İmam Nevavi Çelik buladı diye bir ayet olmayı. Lekin her kale bir de sahane egesi bulabildi inşallah. Bundan biz özümüz kadrimizi bilemiz. özümüzden göre bir ilimsiz adam mı görsek, alma adam mı görsek, özümüzden ketip kalmayalım ki biz hali hiç kimmez miyiz? Biz hali bunlarını ucu mücellerde yazgen kitabını kıskartırıp yadıda türgen halat yazgen bunu. Biz kitapta yadda yazgen İmam Nevavi. Yaddan yazgen nesnesini okup şu alışkıyan biz ence mihnet kılıyemiz. Hali bu kıskartırgen yine bunu. Fe inne maksudi التنبيه على أصل ذلك والإشارة بما أذكره إلى ما حذفته مما هنالك. لما أقول من قصّرت الدم ولا خير، لأن من مقصدم، بو معنى لرنين أصل أزجدن أجهلن أجه قويش. من مقصدم، بو موزون أصل ماهيتنا كرست قويش. و o şey oranlarında, kitaptaki türlü oranlarında. O şey oranlarında kirgizmegen derselerimge, zikir kılgen derselerim bilen işare koyuş. Zikir kılgen derselerim bilen zikir kımayıkkenlerimge işare koyuş. Bir nesane zikir kıladı. Yani zikir kımayıkken derseleri hem var. Şu zikir kılıp bir nesane esneyken peyitte onlarge hep işare koyuyor. Bu nesane ayetini atayın hürmet kıl deyip koyuş bilen arasında hem hulmat kılış ki işare koyuyor misal için. وَالسَّبَبُ فِي اِيْتَالِ اِخْتِصَارِهِ اِيْتَالِ حِفْظَهُ وَكَثْرَةَ الْاِنْتِفَاعِ بِهِ وَاِنْتِشَارَهُ. Şimdi ben bunu kısa kılışımdaki sebep, ne için bu kitabını muhtesel kılıp yazışını efzel görüyorum ben. Çünkü onu yadlap alışlarını, ondan köp payda alışlarını ve bu eser keng tarqalishini istayapman shundan. Demak bu kitobni biz yodlashimiz kerak. Shunchaki eshitib ma'ruza sifatida emas. Balki har bir so'zini yozib, har bir biz sharhatchi sharhda ham yozib borish kerak. Hali inshaalloh vaqti kelsa so'raymiz ham kitobni o'ziga kirgan paytimizda, haligi mavzularni o'ziga kirgan paytimizda. Yodlab olishlari uchun, ko'p foyda olishlari uchun kishilar va keng tarqalishi uchun bu kitobni men kısa buluşunu efzel körgenimden bunu muhtesel kılıp yazıyak mı? ثُمَّ مَا وَقَعَ مِنْ غَيْرِيبِ الْاَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ فِي الْأَبْوَابِ اُفْرِيدُهُ بِالشَّرْحِ وَالضَّبْطِ الْوَجِيزِ الْوَاضِحِ عَلَى تَرْتِيبِ وُقُوعِهِ فِي بَابٍ فِي آخِرِ الْكِتَابِ لِيَكْمُلَ اِنْتِفَاعُ صَاحِبِهِ وَيَزُولَ الشك عن طالبه.
bu kişi özünü bu kitabın yazıştaki menhecileri yönelişlerini bayan kılıyordu az. Kısa kılaman. Senedlerde hazır köçürü var hemen. Senedlerde getirmeyim ben. Ve bazı geplerini her bir babdan az günü az günü namuna itemen. Her bir mevzudan. Mesela Kur'an-ı Kerim mushaf ne adabı bulsa mushaf ne adabına dair asasi adablarda itemen. Oysa mushafın adabına dair kelgen haberlerini bir iktisinin işare sıfatı etip koyayım ben. Halas. Ammasını etip oturmayayım ben. Ben hacını bayan kılıyorum. Maksadım yatılıp alış, yani yatılıp alın tahsir. Köpçülük payda alsın. Kim yayılsın? Yani yayın etrafı. Diğer menhecilerini ayet durup, yine ayet ettim ki bu kitapta türlü isimler, lügatler, türlü bablarda keledi. Notanış lügatler, notanış isimler keledi. Bunların min kitabının ahirinde alahide şah kılaman ve kıskaça zaptını yani kandey okulışı, kandey yazılışı, kandey düşünülüşünü bayan kılaman. Bunda ben kitapta keliyken tertibi boyuça veremem. Birinci mesela alfabet boyuça termiyemem yani alfabet boyuça termiyemem. Mesela diyelim misal için tazyin degen söz kıyam olsa, ziynet degen söz kıyam olsa, ziynette rahat bedenken zayni Katar'da koyayım ben. Belki neçinci oğlundaki yeniye karak koyayım ben. Değil mi? Biz kitapta okum bararken biz o şey sözde garakan koyuluyen bu olaydı. O zaman önce Rusuk'ta koyuluyen bu zekerlik. Şimdi kitabını ahır diye babını açıp o şey sözünü tarifini ya ki şarkını kıl varışımız mı? Kitap uzaymaz dediği için bir cöge cemle gelirler hemen bunu. Ahırda kitabını ahırda şark kılıp getirilemen. Ta inki İgesi bundan tola faydalansın ve bunu talep kılgın kişiden ikkileniş umumen gitsin. Yani ikkilenip bunu ne diyen ikin deyip kop kete olmasın. Kaçan bulsa topu alır ki. Kaçan ikkilense o arkaya kadar bir cahiden topu alır hemen arsana. Hemen sözünün manasını şarkın. Ve yenderice fi zimni zelik ve fi hilali ebuab cümelü minel kavaid وَنَفَائِسُ مِنْ مُهِمَّاتِ الْفَوَائِدِ وَيَنْدَرِجَ مِسْلَرْدَ وَيَنْدَرِجُ وَيَنْدَرِجُ وَرُشْكَرِي Şu bilen bir gel bunun zimnide ve bablarının asnası da hem birkaçça kaideler ve birkaçça muhim nefis faideler kirgizilgen yani fakat ahırda mes hemen arzı bazı kaideler بابلرنا أسماء صدهم كله وبين الأحاديث الصحيحة والضعيفة مضاعفات إلى من رواها من الأئمة الأثبات وقد ذهلوا عن نادر من ذلك في بعض الحالات مضاعفات لنا يعني بابلرنا على صدها تلي فائدة الكلدة وصحيح وزعيف حديث لنا على صدهم قشمت Malumatlar veremiz. Ha, mudafat halmeyken, mudafat tamurat nisbet bir şekilde. Sahih ve zayıf hadislerini arası da hem, o şey hadislerini rivayet kılgen, sabit bulgen, yani işanerli, müstahkem ulamalar ge nisbetler kele. Yani bazen hadislerini falanca rivayet kıyan, pistancıdan diye ayet koyamayın demek için. Yani izafatlar var diyene, yani nisbet veriş var. Falonca etken de nisbet bir iş var. Bazı haletlerde, nadir haletlerde, onlar bu nesini etmeye geçişken. Yani ulamalar bazı da, bazı mesela etmedi ki, şundaydı degen gabbar değiller. Mesela kim, Allah uzunu, Allah onu yaş göredim, yaş görmedim mi? Bilmek şey olsa Kur'an'a karasın, özge kalbiye karasın. Kur'an'ı yaş görse demek Allah onu yaş görürken. Yaş görmezse Allah onu yaş görmekten dedi. Bazı ulamalar deyip geçişi mümkün kitaplarda. Kim etken diyen cahide saval cevap sokup getirdi. Köpçülü şunu yıkayan. Ben o şeylerini ayetip koyamam. Nadir haletlerde bazı nakıllar egesiz nakıl kılınır. Ben o şeylerini egesizge nisbet bir koyuşum var. Koşum çakılır diye. Ve alem
أن العلماء من أهل الحديث وغيرهم جوزوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال. Bilgin ki hadis ulemaları ve onlardan başka ulemalar zayıf hadis ki hem fazaili amalda yani faziletli amellerde amel kılışını caiz değişken. Bu kaidelerden, muhaddislerin kaidelerden hazırda köpçülük natoğru tasarrufki ötken bablardan. Falan hadis zayıf dese gören ki o yaraksız hadis de böyle dedi bazı adam. Ne kadar? Zayıf degen o Resulullah etmeyen o gel. Resulullah'a yorgan tokulgen degen demez o zayıf. Zayıf degen de aynı şu lafız yani ki aynı şu mana Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan sadır bugün deyip ayetlerdi. Lakin anık ayetan mıyımız? Yani anık ayetan mıyımız? Mabada ayetmeyen bugün cahiler hem buluşu mümkün degen ihtimal var. Zayıflık kaydan keledi, zayıflık. Ya rabiyelerin senedi üzülüşünden keledi, kıska rahat ediyor Hüseyin'de. Mesela Abdülaziz, Abdülkerim'den eşitken, Abdülkerim, Abdülsamed'den eşitken değil. Halbuki Abdülaziz, Abdülkerim'den, Abdülkerim'i körgen. Ama Abdülkerim, Abdülsamed'i körmeyen böyle. Arada kimdir çıkıyor koyan böyle. Mesela siz ayetiniz ki, Apad'dan, cüdeyen bir sahabatlı adam bugünken, katta Apad'dan, diz. Opa'dan şuna deyip ayıtardı deyiz. Opa deyiz görmekensiz. Kimden yaşıyken siz? Dedenizden yaşıyken bolusuz mümkün. Anenizden yaşıyken bolusuz mümkün. Emekeden yaşıyken bolusuz mümkün. Koşnudan yaşıyken bolusuz mümkün. Doğru mu? Şimdi dedenizden yaşıyken bolusuz o harikalı işanarlı bolusuz mümkün. Peki koşnudan hiç? Koşnu bilmezsen etken bolusuz mümkün güman bile. Demek ki siz opa deyiz o şey yapma etkenliğe anık işanış hasıl kullanmayız. Rasta etken buluş ihtimali en belend. Lekin o şu arada üzülüş varlığı için anık şu adam etken deyip etamıyoruz. Çünkü orta diyor adamın hatırası kanaka, razı gördüğü kanaka bilmiyemiz. Eğer o emekimden eşitken ben deseydi, emekçisini örgülerdik, emekçisi razı gördüğü adam olsa, demek bu yapını apadası etken iken diyorlardık. Şunun de ikincisi, ya o şu üzülüşten bulan, ya o şu adamın uzunu, zihni yok ki ahlakıdan bulan. Zihni pasrak adam olsa mesela, ulamalı organet, bu adam etken geplerini organet, başkalarını etken gep çalıştırır. Mesela bir kişi, Şeyh Hazretleri ona kadar degerler, bunu daha degerler, onu daha degerler degen bir kança gepini ayırtırdı, o kişi geniş sıra göre. Ki o kişinin başka şakitleri yan var mı? Başka şakitlerden hem siz eşitiz. Şu doğruda o kişinin geplerini. Ki, kare çalıştırırız. Ana o sizge ettikken Memurcan, ya ki Kerimcan. Şeyh şimdi dediler diye peyette etken geplerini çalıştırırsa başkalarını diye. Çalıştırırsayız, doğru kese demek bu adam zihni zor, özür az göğe böyle. Doğru kemese ki, hiç karşı şakırt etmeyen geplerini etken bu sefçi. Ya ki o kişinin adeti geplerini getirirken geplerini etken bu sefçi, şuna kadar geldi. Demek bu adam ya yalancı böyle, ya ki hatırası ketken böyle. Bana şunu yakın bir organişken. En düşünce, hatırası ketken olsa yalancı olmaz. Hatırası ketip koyan olsa, hatırası ketip bu işten çıkardığı gelmez. Mesela sözünü tuğla İslam verdi. Mesela ben hazır bir yarım saat yapırdım. Şu eştekelleri zihni koyarsın olmaz. Yok. O da zehirli adam istep kalır. O şey istep kalışı kançalik. Bazı adam nadoğru istep kalırdı. Bazı adam çale istep kalırdı. İstep kalışı kudret kançalik şunu örgenler. İkinci adam ahlak, o adam yalan yapırken mesela o adette. Yalan yapırken olsa hadis onda öte zayıf bakıt edildi, o alın bey. Lekin zayıf degen de kanak olur, zayıf degen de. O şu adam mesela tuğla islam alan bey degen adam olur. Ben sözünü şuru koyuşu mümkün. Ben sözünü özgürtede koyuşu mümkün adam olur. Yani zihni hatırası otu otkürmez. İçken nersesini tuğla yazamaydı. O şuna kahalat buluşu mümkün. Yani ki üzülüş buluşu mümkün. Şu ikele sebepten biri esasen. Asasî sebeplerinden, şu ikilesinden bittesinden zayıflik geledi hadis ki. Şimdi mesela, ben hazır ben şu yerde bir yarım saat yapırdım. Keyin, şu yerde oturgenler çıkıp, falancı şu geplerini etti deyip, buraya hikaye kıldı. Şimdi şimdi, tuğla aytarlı ilgin adam kim olur? Lekin, bazı sözünü düşürüp, bazısını çalara aitse hem, yalan yapılmaydı bu, mesela şu eşlikin adamlar. O şu adam mı? Men o şu gapni aytganimdagi
naqlini, gapini qabul qilishga qay darajada bo'ladi? Shunda ular ulamolar o'yladi. Bu odam odatda eshitganini eshitganidek saqlab qola olmaydigan bo'lsa, demak ancha muncha so'zda xato qilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun zaif deymiz dedik. Zaif degani u o'rtada odam yolg'on gapirdi, qo'shib yordi, to'qib yordi degani emas u. Lekin aynan shu so'z shu qabilda aytilganmi shuni aniq ayta olmaymiz degan. Demak, aytilganlik ehtimoli baland. O'sha so'zni sodir bo'lganlik ehtimoli bor. Tushundingizmi? Bu odam ehtimoli bor ekan. Endi u darajalari bor bu qancha uni ham hammasi bir xil emas. Men taqribiy umumiyisini aytayapman. Demak, uni bu hadis amal qilinmaydi, tashavvurlar deb bo'lmaydi. Faqat halol haromda olinmaydi. Nimaga? Chunki unda aniq bizga aniq xabar kerak. Bir narsani halol harom deyish uchun Allohning nomidan gapirish uchun aniq xabar kerak. O'shanda qattiq qaraladi, unda sahih bo'lishini talab qilinadi yoki hasan bo'lish. Ammo fazoil amallarda, ya'ni fazilatli amallar deganimiz nima? Halol harom emas. Bunda qilsa yaxshi bo'ladi, odobga taalluqli, axloqqa taalluqli, yana qo'shimcha bir ma'lumotlarga, zikrlarga taalluqli xabarlarni fazilatli amallar deyiladi, ya'ni halol haromga, ahkomga daxl qilmaydigan boshqa xabarlar. Ularning orasiga siyrat kirishi mumkin, bo'lgan voqealarning hikoyalari. Ularning orasiga zikrlarning fazilatlari kirishi mumkin. Ularning orasiga yana boshqa odob axloqlar kirishi mumkin. Bularni zaif holatda ham qabul qilinadi. Ulamolar qabul qilishga ittifoq qilishgan. Shartlari bor, sahihlarga zid bo'lmasin. Ha? O'ta zaif bo'lmasin, chunki o'ta zaif odatda yo umuman aql ayniganlarniki bo'ladi, xotirasi ketib qolgan kasal bo'lgan odamlarniki bo'ladi, yoinki o'sha yolg'on aralashganlarniki bo'ladi. Shuning uchun o'ta zaiflarniki olinmaydi. Illo u boshqa dalolat qiluvchi bo'lsa o'sha ma'noga, boshqa hadis bo'lsa o'sha orqali bu quvvatlanishi mumkin. Bu gaplarni aytishimizdan murod Imom Navoiy atay tamib beryapti. Hadislarni orasida, demak quyida keladigan hadislar orasida zaif hadislarni keltiraman demoqchi. Sen uni zaifligini bilsang, agar sanadi kelmagani uchun biz bilmaymiz, sanadini ko'rsak ham bilmaymiz aslida. Lekin uni zaif deb eshitsang birovdan, amaldan to'xtab qolma demoqchi. Chunki zaif hadislarga amal qilishga ulamolar ruxsat berishgan. Nima uchun? Chunki agar zaif hadislarni chiqarib yuborsangiz, dinni katta qismini yo'qotasiz, sunnatni katta qismini yo'qotasiz. Va holbuki u zaiflik yolg'on degani emas, asossiz degani emas, asosi bor degani. Asossizlarni ulamolar la aslallahu deb alohida zikr qiladi, tagi yo'q deb. Zaif degani demak tagi bor. Aytilganlik ehtimoli katta degani ko'pincha. O'sha ma'noni bu kishi nuqta qilib qo'yibdilar. Va ma'a hada fa inni aqtasiru ala sahih fa la azkuru ad-da'if illa fi ba'd al-ahwal. Ulamolar zaif hadisga amal qilishga ruxsat bergan bo'lsalar ham fazilatli amallarda. Men faqat sahihlarni keltiraman, zaifni juda ba'zi holatda, juda kam holatdagini keltiraman. O'sha kam holatda ham amaldan qoldirmagan. Wa alallohi al-karimi tawakkuli va i'timadi va ilayhi tafwidi va istinadi. Allohning o'zigagina karamli, Allohning o'zigagina tavakkulim Allohning o'zigadir. Tayanishim uning o'zigadir. Ishimni topshirishim, suyanishim yolg'iz uning o'zigadir. Wa as'aluhu suluka sabili ar-rashad wal 'ismata min ahli az-zayg wal 'inad. Alloh subhanahu va taoladan to'g'ri yo'l tutganlarni yo'lini tutishni so'rayman o'zimga. Va bo'yintovlovchi kishilarni holatidan meni saqlashini so'rayman. والدوام على ذلك وغيره من الخير في ازدياد ومن شو حالتا من الدائم قلشنا دائمي شو حالتا قلشنا وعندن باشقى يحشلك لرد زيادة لك برشنا سورة قلنا وأبتهل إليه سبحانه وتعالى أن يوفقني لمرضاته وأن يجعلني ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته الله تعالى meni o'zining roziligiga muvaffaq qilishini va meni
o'zidan qo'rqadigan, o'ziga haqiqiy taqvo qiladiganlardan qilishini iltijo qilaman. Va an yahdiyani bi husni an-niyat va yuyassira li bi jami'a anwa'i al-khayrat. Va meni go'zal niyatlarga hidoyat qilishini va barcha yaxshiliklarga meni muyassar qilishini so'rab qolaman. Va yu'inani ala انواع المكرمات ويديمني على ذلك حتى الممات ومن جه ترلي علي جناب لكلر علي جناب اخلاق لرنا علي جناب اشلرنا بجلسك يردن برشنا ومن شو خالت تمن اول بنمشا بردوان قرشنا سلام قدما وان يفعل ذلك كله بجميع احبابي وسائر المسلمين qo'y musliman va mana shu so'raganlarimni barchasini hamma suyuqliklarim, yaqinlarim va barcha muslim va muslimalarga berishini so'rab qolaman. Wa hasbiyallohu va ni'mal vakil, la havla va la quvvata illa billahil aliyil azim. Alloh subhanahu va taoloning o'zi menga kifoya, naqadar yaxshi vakildir. Allah'ın Allah büyük ve âli bulgen Allah subhanahu ve ta'ala bilendir fakat havul ve kuvvet. Havul diyen özgeliş diyen. Özgeliş bir haletten başka halet ötüş yani. Bir haletten başka halet ki ötüş ve kuvvet fakat Allah subhanahu ve ta'ala'nın özü bilendir deyip tüketirler. Biz bu yerde aladigen faydalarımız kısaklarigen musik şu bu kişi özlerine sorayken derslerini biz hem özümüzde soruşunuz. Ve o şey sorayken derslerine ilişki hareket kılışımız lazım burada. Şu bilen bir gün, karim özlerine sorup durup, ben şu sorugallarımın hemmesini, belki beni sütüklülerimge hem verişini sorayım ben. Belki belki Müslümanlarla verişini sorayım ben diyenleri. Bu kişide nasihlik, hayrıhaklik Müslümanlarının hemmesine, yaxshilik istash tabiati borligini ko'rsatadi. Mana shu musulmonlik alomatidir. Musulmon kishi doimo o'zini haqqiga va boshqalarning haqqiga, barcha musulmonlarning haqqiga yaxshilik so'rash kerak. Mana shu ne'matlarni faqat menga bersin, men hammadan afzal bo'lib yura emas, balki shu ne'matlarni Alloh hammaga bersin. Hidoyatni hammaga bersin. Sabotni hammaga bersin deb hammaga yaxshilik so'rashlik bu musulmonning axloqidir. İmam Nevavi'nin imanları, İslamları ne kadar kemalge etkenini darol etti. Şimdi bu kitabını babları hakkında yapabildiler. Biz mukaddemeni tükettik. İnşallah bu kolgenini kengi derste kılalımız inşallah. Aldığım kitabını bablarla tanıştırdılar. Kısa kılıp iki bette. Ondan kengi babları kirşediler. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.